Biraz daha böyle ses yüksek sesle konuşacağım. Oraya. Evet, oraya değil buraya. Abi buraya. Çok zor ya. Zor değil. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeah. Bu benim arkadaşım Akari. Japondur. Hayır, Japon. Japonum. Evet. Japon. Ben hep Japon diyorum ama evet. Yorumlarda yanlış diyorlar. Gerçekten. Japon değil, Japon. Japon. J var ya. Böyle. Evet. J. Sen anlıyor musun farkı? Hiç. Biz anlamıyoruz. Bugün biraz Akari'yla Japonya kültürü hakkında ve Türkiye'nin yaşam hakkında konuşacağız. Ve izleyicilerimden birkaç tane soru geldi evet, Japonya evet. hakkında. Onlar cevap vereceğim. Tamam. Akari Boğaziçi Üniversitesi'nde değişim programıyla Japonya'dan geldi. 10 aydır İstanbul'da okuyor. Evet. Daha önceden seni davet etmek istiyordum ama çok mahşuldun. Ben de mahşuldum. Evet. O yüzden ben çok mutluyum bugün. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sen ne okuyorsun? Ben burada Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudum. Hı-hı. Ve Japonya'da Türkçe bölümünde okuyorum. O yüzden senin Türkçen çok güzel. Teşekkür ederim. Bence benim Türkçem de daha iyi. Değil mi? Benim daha geliştirmem lazım. Tabii benim de geliştirmem lazım ama en azından benim gibi Azerbaycanca aklım yok. Sen neden Türkçe öğrenmeye karar verdin? Çünkü en başta ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hı-hı. Ve Türk kültürü, tarihi falan filan okumak istiyordum. Hı-hı. Ve bir de ortaokuldayken bir sosyal dersinde Japonya ile Türkiye arasındaki bir hikaye öğrendim. Hı-hı. Ondan beri ilgim var. Nasıl bir hikaye? Evet, ortaokulda? Evet, ortaokulda. Tamam. Eritürü Fırkateyni hakkında o hikaye. Bir film var. Japonya, Türkiye ortakta yapılan bir Eritürü diye. Ben de izledim, çok güzeldi. Sen izledin mi? Ben de evet, güzeldi. Birkaç sene önce çıktı. Ben Ankara'dayken izledim onu. Evet. Ben 2015'te Ankara'da okuyordum bir dönem. Böyle Japonya, Türkiye arasındaki hikaye duydun sonra Türkçe okumayı evet, karar verdim. Güzel. Türkçe oynarken sen zorlandın mı? Zor şeyler var mıydı? Evet. Nasıl oynadın? En başta, başlangıçta trafiği çok zordu. Mesela L ve D. Evet, onların hiç farklı anlamıyordum. Ve şimdi bile anlamıyorum. Mesela bu kelime var. Lavabo. Lavabo. Bathroom. Bathroom. İngilizce'de de aynı değil mi? Evet. B de yok ya. B. V. B. Hep diyorum kendime lavabo mu, lavabo mu? Lavabo. Hangisi doğru? Lavabo. Lavabo mu? Lavabo. Bu, değil mi? Ben de bilmiyorum. Neyse, evet, telaffuz biraz zor oldu. Sen 10 aydır İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Yani Türkiye'de yaşamaktan zor bir şeyler var mıydı? Problem yaşadın evet. mı? Evet, mesela sokakta köpekleri yürüyor. Ve bazen sokakın ortasında köpek uyuyor ve geçemiyorum. Böyle bir şey yaşadım. Çok büyük değil mi? Evet, bayağı büyük. Kocaman köpek yeri İstanbul'da. Evet. Şubat değil mi? Doğru ya, ben de fark etmedim ama Japonya'da öyle kocaman evet. köpekler sokakta uyumuyorlar. Evet. Ama burada sokak kediler çok var. Evet. Köpekler evet, çok. Sen sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ben çok seviyorum. Yani böyle küçük seviyorum. Köpekleri seviyorum. Bir de mesela kedinin yavrusu da çok seviyorum. Hı-hı. Ama işte kediler mesela benim yediğim yemekleri çalmaya çalışıyor. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok yaramaz kediler var. Değil mi? Evet. Kafeteryada yerken böyle geliyor, çalıyorlar. Ben Japon geleneksel kıyafeti göstereceğim. Hı-hı. Arkadaşlar bu
Japon geleneksel kıyafet olan evet. adı neydi? Yukata. Yukata. Kimono değil, yukata. Evet, çünkü daha şey, kimonodan daha ince evet. ve serin tutuyor. Hı hı hı. Onsen neydi? Kapluca mı? Evet evet. Kapluca falan gidince evet. de bunlar var. Giyiyoruz. Otellerde. Evet. Hı hı hı. Ve bir de şey yaz festivali de evet. giyiniliyor. Hı hı. Hı, kadınlar çok giyiniyor. Evet. Ya Akali'den bu giydiği evet, çok giydi. Güzel. Teşekkür ederim. Çok güzeldi, evet. I'm Junko and I'm Akari. And we're gonna be the main presenter of this event. Yukata is again this summer cloth, so you can see like it doesn't have that many layers, it's just one layer, pretty thin as well. So it's kind of nice and cozy. Japonya ve Türkiye'nin arasındaki farklar. Buraya gelince nasıl bir şey gördüğün zaman şaşırdın veya o Japonya'dan çok farklı falan köpekten başka var mı bu arada? Evet, arabalar. Arabalar. Evet. Nasıl? Araba ya çok hızlı sürülüyor ve durmuyor. Hı-hı. Şey geçici yaya geçici. Evet. Değil evet. mi? Hı-hı. Onlar o kadar yok burada, pek yok. Ha, Japonya'da evet Japonya'da var. Trafik ışığı da çok var ve da yaya evet, geçici evet, de çok evet. var. O yüzden yol geçmek çok kolay ama evet. burada zor. Yani, evet, doğru. Şunu fark ettim mi? Türkler yani herkes değil ama ışık, trafik ışık olduğu yerde de yani kırmızı olduğu zaman da geçiyorlar. Evet, evet. Değil mi? Kırmızı olsa da geçiyor. Çok tehlikeli. ama ben araba yoksa problem değil. Evet. Ama bazen araba olduğu zaman hani geçiyorlar değil evet, mi? Evet. Japonya'da çok yani kral varsa uyumak zorunda kalıyoruz. Evet, bu arada kültürümüz var. Yolda bir baba ve çocuk vardı. Küçük kuz. Baba böyle el tutuyor kuzunu. Kuzu denir, kız. Kız. Kuz deyince hayvan evet, değil mi? Evet. Türkçem hala kötü. Neyse. Yani baba kız böyle tutuyor. Sonra trafik ışığı görüp diyor ki kırmızı olunca geçmezsin. Kurallara uymalısın. Böyle dedi. Hmm. Ben de böyle etkilendim. Oo böyle güzel yani kural falan öğretiyorlar. Sonra yol geçti. İkinci ışık vardı. O zaten kırmızı. Ama araba yoktu. Böyle babada el çocuğun el tutup böyle geçti. Yani iki tane ışık vardı. Birinci de sen kurallara uymalısın dedi ama ikinci de böyle gitti ya. Yani demek ki uyumadı. Uyumadı yani. Uyumadı evet, yani. Evet. hayal kuruluna uğradım. ama harikası değil yani. Ama fazla görüyoruz. Yani Japonya'ya gören böyle bir şeyler fazla görüyoruz. Sevdiğin Türk yemekleri var mı? Tabii. Hangisi? Çiğ köfte. Evet, acı yemekleri çok seviyorum. Ve mantı, çorba, bunlar. tamam. Şimdi arkadaşlar sorulara cevap vereceğiz. Birinci soru. Dixijigishu diye biriden DXGJJV GFGJJ'dan geldi bir soru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Rüyalarını Türkçe mi yoksa Japonca mı görüyorsun? İkisi de var. İkisi de var. Değil mi? Sen? Ben de yani ben İngilizce'de konuşuyorum, Türkçe, Azerbaycanca, biraz Rusça falan var. Çok karışık. evet, çok karışık. çok ilginç. O yüzden birkaç dilde görüyorum. Hı-hı. Anladım. Sen? Ben bazen Japonca, Türkçe, bir de şey, İngilizce. Evet. Evet. Bence böyle ikiden çok dili konuşan insanların rüya her zaman böyle oluyor, değil mi yani? Olabilir. Mesela böyle bir rüya, çok ilginç rüya vardı. Benim Japon arkadaşım var, Kamboçya'da çalışıyor. Rüyamda oraya gitti, Japonca konuşuyoruz. Sonra ben otele gittim, otelde dükkanda insanlar Türkçe konuşuyor. Böyle ben şaşırdım, Kamboçya'da Türkçe mi diye. Konuştuk, ondan sonra otelden çıktım. Bir Orta Asya'daki kızlar geldi bana, Rusça konuşuyor. Rusça mı? Rusça konuşuyor.
çok az anladım yani bu gece beni bizimle oynamak ister misin falan diyor. Tamam mı? Ama ben anlamıyorum, anladım ama konuşamıyorum, tamam mı? Onun için böyle hayır hayır istemiyorum falan diyor. Çok karşı kurarlar. İkinci soru. Crazy Painter Girl'dan. Ne demek Türkçe'de? Deli Ressam Kız. Kız'dan geldi bir soru. Sana bir şey sormak istiyorum. Acaba Japonca öğrenmek bir insanın ne kadar vaktini alır? Aslında bence insana göre değişiyor tabii ki. Tabii. Ama sanırım Japonca'da 3 tane alfabe var. Evet. Ve sanırım katakana ve neydi? Hiragana. Unuttum ya. unuttum. Hiragana adlı alfabeleri daha kolay öğrenebilirim. Değil mi? Evet, doğru. Ama kanji ise daha zor. Bu kanji en Çin zoru. Alfabesi biz de kullanıyoruz. Evet. Kaç tane biliyorsun? 2000-3000 biliyoruz ya. Evet. 3000 falan. Ama benim bile bilmediğim kanjileri var. Var. Bu da çok zor. Evet. Yani Japonca yazma öğrenmek çok zordu. Hmm. Yazma okuma bizde de ilkokuldan liseye kadar kaç tane, 12 sene falan alfabe öğrendik. Evet. Ondan sonra yani gazete ve zor konuda olan kitaplar okuyabiliriz bu arada. Doğru. Ama konuşmaysa kolay bence. Bence de. Evet. Yabancılar için daha böyle konuşma daha kolay gelebilir. Yani 3 ay olmaz mı? Belki 3 ayda olur. Yani dil oynanmak kolay gelen insanlara belki 3 ayda yeterli ve 6 ay, 1 sene oynanabilir bence. Benim için başlangıç seviyesi ise 3 ay yeter. Ama daha böyle keigo falan, saygı yapı falan öğrenmek istiyorsam daha sınav. Daha zaman gerekir. Çünkü bu keigo da saygılı eklemi. Ben de iyice kullanıyorum. Ben de Japonya'da uzun zaman çalışmadığım için bunları çok güzel kullanmam. Evet. Ve yani Japonlar da öğreniyorlar. Evet, evet. Mükemmel Japonca kullanmak için konuşma, yazma, her şey belki 10 sana lazım. Evet. Evet. Mustafa İhsan, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alkış yapmak Japonya'da senin kullandığın kadar popüler mi? Bence de değil. Ben sadece böyle yapıyorum çünkü yani bir sevdiğim YouTuber var, Japon öyle yapıyor, o yüzden ben de yapıyorum. Ama ben Japonya'da düğün salonunda çalışıyordum garson olarak. Orada çok alkışlıyorlar. Evet. Gelin geliyor. Ya normalde alkış kutlamak için veya tebrik etmek için kullanılıyor değil mi? Evet ama Türkiye'de de aynı değil mi? Aynı. Sanırım dünya içinde, dünyada. Tüm dünyada aynı değil tabii mi? Tabii. Evet. Bizde fazla yok yani Türkiye gibi. Ama aklıma geldi. Mesela manzai. O da en başta. Aha. Yani, evet. Onları böyle yapıyoruz. Yani manzai bizim Osaka'da. O da Osaka Üniversitesi'nde okuyor. Evet. O yüzden bu kültürü biliyor. İki tane komedyenler geliyor. Yani hikaye anlatmayı başlıyor. Ondan önce böyle yapıyor. Mikrofonun önünde. Evet, mikrofonun önünde. Ben de kameranın önünde yapıyorum. Evet. Tamam, son soru. Beyza, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben okuyacağım. Japonya nasıl bu kadar kaliteli ve sevilen bir ülke olmayı başarıyor? Sizce Türkiye ve Türk insanı kendini hani konularda geliştirmeli. Anladın mı? Evet anladım. Zor soru ya. Çok zor. Çok zor. Ama bir şey konuştuk ya böyle Japonya'da daha kurallarla uyuyoruz. Evet. Yani bunu böyle daha çok Türklerde onay verilse belki daha iyi olabilir. Bilmiyorum ama böyle düşündüm. Sence? Japonya'da otelde misafir geldi. Misafir bir şey istedi. Ha. Ve ona karşı vericiler nasıl söyleyeyim yani iş çalışanlar onlar için bir şey böyle şöyle yapmaya çalışıyor. Yani
customer service değil mi? Evet evet. Müşteri. Evet, ha, müşteri. Çok güzel servis yapmaya çalışıyorlar. Evet evet. Öyle daha kaliteli oluyor. Evet. Ve sevilen ülke olmaya başladı. Ben de Türkiye'de bunlar fark ettim. Garsonlar veya dükkanda çalışanlar biraz bazen yani kendi şeyler yapıyor telefonda böyle oynamak falan. Pardon diyorum, bakar mısınız diyorum ama bir şey değil ya, böyle şeyler oluyor. Yüz ifadesi yok hatta, değil mi? Yani böyle. Evet. Ya Japonya'da daha çok müşterilere böyle dikkat ediyorlar. Evet evet. Ha. Bu Türkiye'de olunca daha iyi olur. Evet. Zaten burada da İstanbul'da turistler bol bol geliyor. O yüzden biraz daha iyi müşteri servis yaparsanız daha gelişebilir. Evet. Olabilir. Biz de yanlış olabiliriz. Böyle düşüncelerimiz var. Ama Türklerin sıcak kanlı olduğunu çok seviyorum. Evet. Evet. Ben de yani böyle şeyler cevap verdim çünkü soru geldi. Ama biz yani Türkiye'yi çok seviyoruz. Evet. Bugünkü misafirim Japon Akari'ydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine gelecek misin Türkiye'ye? Tabii. Ah, bu arada ben 3 gün sonra Japonya'ya dönüyorum. Evet. Özleyecek misin Türkiye'yi? Çok. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Evet. Arkadaşlarıma selam söylemek ister misin? Veya son söz. Ben tekrar Türkiye'ye geleceğim. O zaman görüşürüz. Yeah. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Hona. Ne demek? Hona bilmiyor musun? Hona, Osaka. Osaka. Hona, sayonara. Hona.